Merhaba değerli izleyiciler. Uluhiyete ait en büyük hakikat Rabbimizin vücudu sübhanesini tasdik etmektir. Hemen akbindeyse onun birliğini, onun vahdaniyetini tasdik etmektir. Bugünkü çok kısa sohbette işte vahdaniyete, vahdete çok kısa olarak, çok uzaktan bir işarette bulunacağız. Çünkü İsmi Azam mertebesi taşıyan bir tevhidi cümle vardı ya, okunmasıyla alakalı çok faziletler bulunan La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülk ve lehül hamd yuhyi ve yumid ve huve hayyun la yamut bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. 11 kelimelik muazzam bir tevhidi cümleydi bu. İşte bunun ikinci kelimesi vahdehudur. Vahdettir. Rabbimizin birliğini ilan etmektir. Rabbimizin birliğini tasdik etmektir. Çünkü her şey onun birliğini aynı zamanda ilan ediyor, dile getiriyor. Şimdi Rabbimizin birliği ne manaya gelir? Çok kısa üç hususu söyleyeceğim. Bir, Rabbimizin vahdaniyetinden, birliğinden kasıt, onun şerikinin, zıttının, benzerinin, denginin, niddinin olmamasıdır. Vahdaniyetle ilgili olarak akla gelmesi gereken bir mana bu. Onun şeriki olmaktan münezzeh olması, ortağı olmaktan münezzeh olması. İkincisi, zat-ı uluhiyetin vesatetidir. Yani mürekkep olmamasıdır. Üçüncüsü, zat-ı ilahinin Celle ve Ala her tür mutlakiyetidir. Sınırsızlığıdır ve sonsuzluğudur. İşte Rabbimizin vahdaniyeti birliğiyle alakalı aklımıza gelen üç ana husus çok kısa olarak birer cümleyle böyle ifade olunabilir. Şimdi vahdet yahut vahdaniyet, bununla alakalı ehadiyet o kadar büyük bir hakikattir ki bunu Kur'an, vahiy sık sık dillendirdiği ve dikkat çektiği gibi kainatta bütün azasıyla, bütün parçalarıyla yekpare bir bütün olarak Rabbimizin vahdaniyetini, ehadiyetini ilan etmektedir. Vahdaniyet bilgi olarak ya da vahdet bilgi çok kısa olarak benim altın sicim mesela bu vesileyle bir hususudur. Benim kafamda çok oturan, çok bana ikna edici gözüken husus şudur. Kainata, bu varlık alemine baktığımızda muazzam bir ahenk ve uyum görüyoruz. Adeta muazzam bir fabrika gibi kainat birbiriyle bağlantılı olarak, birbiriyle yardımlaşarak, birbiriyle ilişkili olarak bir bütünlük içerisinde icra-i faaliyet gerçekleştiriyor. İşte bu Rabbimizin birliğinin en büyük, en güçlü delillerinden birisidir. Buna Risale-i Nur'da şöyle söylenir. Kainatta vahdet var, vahdet vahidi gösterir. Yani bir birlik var kainatta. Alemde bir birlik var, o birlik bir olanı gösterir. Öyleyse ben bir olana intikal etmek istiyorsam evvela alemdeki birliği, yekpareliği, bütünlüğü, uyumu, ahengi görmem lazım. Böyle midir? Hiç şüphe. Dünyamız, dünyamızın parçaları, dünyamızın dahil olduğu güneş sistemi, güneş sisteminin dahil olduğu galaksimiz, galaksimizin dahil olduğu bütün galaksiler, küresi, kümesi daha doğrusu bütün bir alem o kadar mükemmel, o kadar birbiriyle uyumlu bir şekilde işliyor ki bu zorunlu olarak şunu ortaya koyuyor. Sultan-ı kainat birdir. Bütün alemi bir irade, bir kudret yönetiyor ve yürütüyor. Birden fazla muhtar olabilir mi? Bir direksiyona birden fazla kişi
oturursa o otobüs sağlıklı ilerleyebilir mi? Birden fazla irade, kudret söz konusu olsa kainat bu mükemmel işleyişini sürdürebilir mi? Onun içindir ki Enbiya suresi 22. ayeti çok net bir mesaj veriyor. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اَلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. Eğer birden fazla ilah olsaydı, birden fazla irade sahibi, kudret sahibi ilahlar olsaydı, yer ve gökler fesada gider. Peki biz yerde ve göklerde, dünyada ve semada bir bozukluk, bir arıza, bir dengesizlik, bir fesat görüyor muyuz? Hayır. İşte bu kainatın, bu bütünlüğü, bu uyumu ilahın, ilahımızın, Rabbimizin bir olduğunun en büyük kanıtlarından birisidir. 20. mektupta 1. makamında bununla alakalı çok hoş ifadeler. Fakat 20. mektubun 2. makamı bunu detaylı olarak işliyor. Vahdet nasıl kainatta gözüküyor? Aynı şekilde 30. lamada Ehad ismi işlenirken, Fert ismi işlenirken nasıl alemde vahdaniyet tecellileri var? Her şey nasıl Rabbimizin mutlak birliğini ortaya koyuyor? Buna dair pek çok delil olduğunu biliyoruz. Oraya atıf yapmakla yetinelim. Şimdi 20. mektubun 1. makamındaki o muhteşem, çok etkileyici sözü bu vesileyle okumak ve zihnine biraz daha yerleştirmek istiyorum. Diyor ki Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip boyun eğip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her maklubunu buldun, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Rabbimiz kendisini bulan, kendisini bilen, kendisiyle daima beraber olmaya çalışan bahtiyarlardan eylesin.